Alo, Hacı Bakrun dükkanıma birkaç tane sipariş verecektim, ben Suzan. Evet, salça istiyorum, kalçalarım büyüklüğünde olsun. Bir de yoğurt rica edeceğim, onlar da göğüslerimin büyüklüğünde olsun. Evet, çok teşekkür ederim, hazırlar mısınız? Merci. Bak sazanı dedim, birbirine bakmadan atıldı sokuya. Alo, hazırladınız mı? Birkaç tane daha şey rica edecektim. Sizde kola var mı acaba kola? Evet, en büyüğünden rica edeceğim. Birkaç tane de cips rica edeceğim. Hacı Gafur Bebe evde değilim, ben sizi tarif edeceğim. Oraya gönderir misiniz? Yazmanız yok. Sen şimdi kapının önüne çık. Tam karşıda Memnun Kaygısız'ın şeyi var, marketi biliyorsunuz. Evet, hadi oraya getir ver. Hacı Gafur! Nasıl yuttunuz o kaya ha? Var mı öyle kapının önünde pineklemek? Ne bağırıyorsun lan? Hayatını hareket getirdin. Daha ne istiyorsun? Salak! Hacı Gafur, sende bu miskinlik varken daha çok müşteri kaybedersin. Çok! Bak İsmail abi, eğer sen benim sahte kocam olursan... Ya ama ben senin kocam olacağım, olmam ya! İsmail abi, sahte kocam olursan ben de evlenince Memnun'u bu evden götürürüm. Yok, getirmezsin. Bırak bana, bırak. Vallahi billahi götürürüm. Ya getirmezsin, yemin et de durdururken Allah. İsmail abi, önünü öpeyim götürürüm. Benim önümü niye öpüyorsun ya? Memnun önüsünü öp. İsmail abi, bak, yemin ediyorum be. Ya yemin, ya sabiye yapma, bana numara yapıyorsun. Şimdi bak, bunu söylersin, sonra götürmezsin. Biz de senden evlenmiş oluruz. Bu evde bir de evli olarak kalmak zorunda kalırız. İstemiyorum ya, Allah Allah. İsmail abi, ben senden evlenip de ne yapayım? Ben Memnun'u istiyorum. Aferin, bak sen Memnun'u istiyorsun çünkü Memnun'u düşünüyorsun tabii. Peki ben Zeynep'i niye düşünmüyorum efendim? Diyelim ki ben bunu kabul ettim. Zeynep kabul eder mi bakalım? Sen söylemezsen haberi olmaz. Çok güzel, ben Zeynep'i evleneceğim. Bundan da Zeynep'e haberi olmayacak, öyle mi? Aynen öyle. Abi. Hı. Sana kötü bir haberimiz var. Ne oldu lan? Adam elinizde mi kaldı lan? Daha kötü. Kut af kırının Kütügin Bey. Ulan memur bey, bizi burada da mı buldunuz lan? Adamlarınız az önce bir vatandaşımızı dövüyorlardı. Kendisine şikayetçi olup olmadığını sordum. Ama ağzını açamadığı için bir şey söyleyemedi. Vallahi görmüş olduğunuz arkadaş yüzünde ufak tefek değişiklikler rica etti. Biz de kendisine bu meyanda yardımcı olduk. Sütübeyim! Beni kandırdığını mı sanıyorsun? Ben Amerika'dayken sizin gibi zibidilerle az uğraşmadım. Ne güzel. Sizi gene Amerika'ya postalayalım. Oradaki zibidilerle uğraşmaya devam edin. Shut up! Siz bakayım. Burada ne işler çeviriyorsunuz? Burası ne biliyorsun böyle? Burası? Yes! Vallahi biz burada boş oturuyoruz. Sokaklarda boş boş sürteceğimize bir tane büro tutalım, boş boş oturalım dedik. O yani. Bir devlet memuruna yalan söylemenin cezasının ne olduğunu biliyor musunuz siz? Nerede çalışma ruhsatınız? Vergi ile valiz nerede, beni kandıramazsınız? Yolda. Yani daha çıkmadı. Çıkıyor. Geliyor, gelmek üzeredir. Belki de gelmiştim. Hadi. Hadi buna inanmış görünelim. Hı. Şimdi gelelim esas meseleye. Hadi. Bir de esas mesele mi var? Yes! Şu gördüğümüz çiçekler. Sunflowers! Bugün mezarlıktan çalınan çiçekler. Memur beyciğim, siz bu tür mevzulara kafanızı yormasınız. Hani bu mevzuları polislerle bahçeler, parklar ve mezarlıklar müdürlüğünün atamış olduğu bekçilere bıraksanız diyorum. Stupid! Bir devlet memuru her şeyden sorumludur. Şimdi yüklenin bakalım. Evet. Yüklenin! Hı? Yüklenin çiçekleri! Hadi lan! Şu çelenktekileri size tek tek yedirmeden bunları alıp aldığınız yere geri götürün. Hadi bakayım. No, no, no! Bunu sen de yükleneceksin. Anlamadım. Yes! Ben çiçek mi taşıyacağım? Yes! Duydunuz mu lan? Sizin yüzünüzden koskoca kültigin, yani ben, sokaklarda çiçek... Sütü bitmez! Quickly! Quickly! Götürün çiçekleri! Da gömsek de senin eserleri geçse. Ulan asıl ben sizi gömeceğim lan! Fikri götür! Bir kere dikkatli olun! Devletin çiçeklerine zarar vermeyin! Yoksa bunun hesabını sorarım sizden! Fikri! Fikri bitmez! Bir tek müşteri geldi. Bir
tek müşterime. Hiç olmasa bir tek müşteri gelse de teke tek program yapsak. Allah'ım bir müşteri de, bir müşteri ne olur bir müşteri. Nihayet benim nimetim olacak bir müşteri geliyor. Selamünaleyküm Hacı abi. Aleyküm selam, buyurun. Hacı abi bir adres soracaktım da. Bu kaygısızlar market nerede biliyor musun? Defol git be! Defol git! Defol git lan! Kaygısız marketi soracak başka insan bulamıyor musunuz be? Tövbe estağfurullah, tövbe ya! Ne geliyorsa başıma şu kaygısız memnun yüzünden geliyor. Allah Allah, Allah Allah. Bak İsmail abi, eğer Memnun'un yerine geçip benimle nikahlanmazsan 300 doğururum görürsün evde kalabalığı. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun ya Allah Allah? Olur mu şey ya? Ben sana ne derim ya? Zeynep'e ne derim? Memnun'a ne derim? Herkese ne derim? Telefona ne derim? Alo de. Alo derim. Telefona alo de derim. Alo de. Alo. Hacı Kapur sen miydin? Nasıl olayım İsmail? O Memnun denen deyyus evimde oturduğu sürece ben nasıl iyi olabilirim ha? Ya bir dakika İsmail, bak ne söyledim. Ya bir dakika dinle ya, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi İsmail, o Memnun denen deyyusu evimden APS ile atarsan evimde bedava oturma süreni tam 3 yıla çıkarıyorum, tamam mı? Evet. Şimdi bak eğer bakkaldan da istediğim bir şeyler varsa söyle. Çekinme söyle ya, nasıl olsa satamıyoruz, hiç olmasa sana bir kıyağımız olsun be. Tamam Hacı Gaffur Efendi, uğraşıyorum işte. Ama sen de çok acelecisin. Biraz sabırlı ol canım. Evet. Ya, tamam. Kira yazan mı? Hani bu ay bedavaydı. Gelecek aydan başlayarak mı? Ay o kadar veremem Hacı Gaffur Efendi. Ay ben holdingliyim. Tamam merak etme, ben taahhüdümü yerine getireceğim. Evet söz. Tamam, bir mukabele. Tamam, iki mukabele. Anladın mı? Tamam, üç mukabele. Tamam, hadi güle güle. Sabriye, teklifini kabul ediyorum ama bir şartla. Bu işte tamam Memnun Efendi. Şimdi tası tarağı toplayıp bu mahalleden defolup gideceksin. Ben de dinardan bando getireceğim. Arkandan kaşık havası çaldıracağım. Düttürü düttürü dü. Bidi 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 bidi. Lan Hacı Gaffur oynuyorsun ama. Dükkan bomba şuraya bak. Ya bir müşteri gelse hakikaten ben ne satacağım ya. Beyefendi. Buyurun efendim. Bana bir tane fresko. Bir de soğuk bir nesli, bir de dısan gazetesi verir misiniz? Verirdim de efendim, onlar kalmadı. Bakınız, ben isterseniz size bir muska yazayım, kocanızı eve bağlarsınız ha? Aman beyefendi, madem o kadar güçlü bir muska yazıyorsunuz, niye kendiniz kendi dükkanınız için bir muska yazmıyorsunuz? Aman! Hacı Gaffur Efendi, şimdiden muska mı yazmaya başladın? Aman amirim, ne haddimize efendim, biz öyle şey yazamıyoruz. Olur mu efendim? Tanrı'nın gereksiz yere kocaman yarattığı bu kulaklarım yanlış duymadı herhalde değil mi? Seni stupid. Şimdi ben de sana bir ceza muskası yazayım da. Ya abi, gör gününü ya, my friend. Ya, efendi yazmışken bir de bana bir koca muskası yazar mısın? Bak! Sabriye, seninle nikah masasına oturmayı bir şartla kabul ederim. Memnun'un resmi karısı olduktan sonra onu buradan alıp götüreceksin, tamam mı? İsmail abi sen evet de, ben altından girer üstünden çıkar Memnun'u alır buradan götürürüm. Tamam. Ya bak bir de Zeynep'in bu işten katı haber olmayacak. Eğer bir haber olursa itfaiye kerkerinde zora inan. Ay yaşa be İsmail abi. Ay, ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Ne nasıl oluyor? Bir şey olmuyor? Şimdi Sabriye sana sarılmamış mıydı? Ben yanlış mı gördüm? Bana niye sarılsın? Bana sarılmamış. O şey istiyordu benden. Sen ne istiyordun benden? Ne istiyordun? Şey istiyordum. Memnun'la kavga ettik de İsmail abi aramızı yapsın istiyordu. Ya. Ben o serseri tutmuş, hırpalamış kızı. Ben onun ağzına sıçarım Sabriye, sen hiç merak etme. Sifonu çekmeyi de ihmal etme sakın. Şimdi.
kolay değildi ama üzümlü kek var ya işte. Bunlar iyi kek mi olur? Zeynep, şunu biraz açar mısın? Koyu, zahmet olacak. Şimdi benim bayramlık ağzımı açtıracaksınız siz ama.